neden yaptın bunu? Beni cezalandırmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Neden cezalandıracakmışım? Alper, seni anlamaya çalışıyorum. Önce benden ayrılmak istediğini söylüyorsun. Sonra kaçalım, evlenelim diyorsun. Şimdi de gözümün içine baka baka Dilara'ya evlenme teklif ediyorsun. Evet ettim. Neyi anlamıyorsun? Sen ciddi misin? Gerçekler bunlar Nehir. Aslında ben her zaman Dilara'yı sevdim. Ama bunu ona söylemeye bir türlü cesaret edemedim. Buna daha fazla katlanamazdım. Seni de daha fazla üzmek istemedim. Ne olacaksa olsun diye düşünüp itiraf ettim. Kendin de biliyorsun zaten. Biz bambaşka dünyaların insanıyız. Artık hayatımı yavaş yavaş rayına oturtmam gerekiyor Nehir. Bunu da bana uygun, eğitim seviyeme uygun biriyle yapabilirim. Tamam, seni de çok sevdim ama bir yere kadar. Artık bizim zamanımız doldu. Seni tanıyamıyorum. Bu sen değilsin. Daha fazla saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Bir daha asla karşına çıkmayacağım Alper. Asla. Eski bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu. Şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu. Aklımda anılar var, hiç bitmez rüyalar. Eksik söylersem korkardan. Hissettiğim her zerresi nefesimin sebebi, kokusu mayıs çiçeklerinde gizli. Aramıyorum ne kış ne de yaz. Baharımı almayın elimden biraz. Gidemiyorum, ah, sebeplerim az. Baharıma Feryal Hanım, beni çok kırdınız. Bu büyük acımı yalanlarınızla deştiniz. Masum bir kızı da yalanlarınıza ortak ettiniz. Sizinle konuşmak bile istemiyorum. Nehir benim kızım değil. Buyurun Feryal Hanım. Müsait miydiniz acaba? Tabii tabii. Buyurun, buyurun. Buyurun, oturun lütfen. Buyurun. Uygun bir zamanda gelmedim galiba. Biraz yorgun görünüyorsunuz. Yok yok. İşle ilgili bazı sorunlar var da hallolur inşallah. Buyurun. Yiğit Bey, benim size söylemem gereken bir şey var. Yani söylemeli miyim bilmiyorum ama başka çıkar yolum da yok. Aklıma size söylemekten başka çare gelmiyor. Feryal Hanım, rahat olun. Nedir derdiniz söyleyin. Böyle birden pat diye olacak ama başka çarem yok Yiğit Bey. Ben kimseyi de inandıramam. Ama siz savcısınız, belki araştırırsınız. Ceylin, sana çok teşekkür ediyorum. Ya beni büyük bir yanlıştan kurtardın sen. Ay, olur mu öyle ablacığım ya? Ya sonuçta ablacığım, sen de bir anne olarak küçücük bir umudun peşinden koşturuyorsun. Ben sana hak veriyorum ablacığım benim. Öyle.
Gerçekten öyle. Buyurun efendim. Teşekkürler Melika. Afiyet olsun. Teşekkürler. Dilim varmıyor ama keşke görseydim diyorum bazen. Belki o an yıkılırdım ama... Ecem'in o cansız bedenini görünce... Abla... Ama böyle de yani bilmeden, görmeden... Yani kendini bir şeylere inandırmaya çalışıyorsun. Haklısın ablacığım, haklısın. Tamam, tamam. Böyle olunca açgözlülerin de eline fırsat vermiş oluyoruz. Ama ben o raporu gidip Feryal Hanım'a göstermek istiyorum. Aman 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 ablacığım, hiç gerek yok. Yani bak geldi geçti nasıl olsa. Biz gerçeği biliyoruz. Hadi iç kahveni, hadi. Hadi bir tane, hadi. Bakın Feryal Hanım, anlıyorum ki sizin için önemli bir durum var. Eğer bana anlatabilirseniz belki yardımcı olabilirim. Nehir. Bir şey mi oldu Nehir'e? Bir derdin mi var? Yeğeniniz, yani Ece. Evet. Ece yaşıyor. Feryal Hanım, siz Ece hakkında ne biliyorsunuz? Nehir sizin yeğeniniz Ece. Bakın bu çok ciddi bir iddia. İddia değil, gerçek yiğit. Bakın benim rahmetli kocam bundan yıllar önce bir gece elinde bir yavrucak da geldi eve. Biz buna bakacağız Feryal dedi. Bir yaşında var yok. Ben yıllarca o bebeğe baktım, büyüttüm, bu yaşa getirdim. Yıllar önce evime gelen o bebek, bu fotoğraftaki bebekle aynı bebek. Ne diyorsunuz? O zaman Ece kaçırıldı. Bunları bana daha önce söylemeniz gerekiyordu. Bilemedim işte Yiğit Bey. Söyleyemedim yani. Çünkü ben sandım ki Murat yanlış bir şey yaptı. Sonra siz savcısınız. Ne bileyim başımıza bir şey gelir diye korktum. Ayrıca sizin evinizde yaşıyoruz. Nasıl söyleyebilirdim ki? Bunları bana söylemeniz gerekiyordu. Ama ben... Bakın, bu konu çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Çok ciddi. Benim şimdi dinlenmem gerekiyor. Düşünmem lazım. Siz lütfen hiç kimseye bir şey söylemeyin. Hiç kimse. Ama şey... Feryal Hanım, konu çok ciddi. Bakın, eğer Ece Nehir'se bunu kaçıranlar bu bilgiye sahip değiller. O yüzden problem yok. Ama eğer o insanlar bunu öğrenirlerse, bir yaşında bir çocuğu öldürmek isteyenler, 25 yaşında da yine öldürmek isteyeceklerdir. Anlatabildim mi? Lütfen bana güvenin. Ve hiç kimseye bir şey söylemeyin. Nehir biliyor mu mesela bunu? Yok, yani üvey olduğunu... Tamam, tamam. Ona da bir şey söylemeyin. Bakın Murat aslında çok... İyi bir adamdı. Bakın biz şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Belki kocanızın bu olaylarla hiç alakası yok. Şu an bizim için tek önemli şey Nehir. Ya abla biliyor musun bence Feryal'in de bir suçu yok ha. Belli ki Nehir üvey. Ya zaten aileye böyle dikkatli bir şekilde incelediğin zaman... ...kızın tavrı, karakteri o kadar ayrı ki. Evet. Yaşları da tutuyorsa, senin hikayeni de biliyorsa, bence iki olayı birleştirdi kadın. Ben de sebep oldum kadının kafasının karışmasına. Şimdi Ece'nin süveterini aldım gittim, fotoğraflar gösterdim. Tabii yani bir kafasını da kurmasına vesile oldum. Ya Ceylin, iyi ki ikna ettin de o DNA testini yaptırdık. Evet ya, bak Nehir'in haberi yok şimdi. Nehir'in haberi olsaydı ne kadar kötü olurdu. Bir de sonuçta gerçek böyle ortaya çıkınca... İyi oldu abla, iyi oldu. Bak biz gerçeğin ne olduğunu, olmadığını böyle net bir şekilde öğrenmiş olduk. Evet canım, iyi oldu gerçekten.
Evet, Nehir benim kızım değil. Gerçek bu. Baskından kaçıyorlar. Sencer Asu'yla Önder abimi ayırıyor. Yalandan baskın. Sonra da abimi vuruyor. Peki, peki, peki. Celil. Celil nerede? Celil yaptı. Murat zaten onun asker arkadaşı. Hakan neredesin? Yanına geliyorum abi. Adamı bulduk. Sen gelme. Ben gelirim oraya. Görüşürüz. Çeneni tutamayıp konuşursun. Niye konuşuyorum? Hoş geldin kızım. Nehir? Nehir ne oluyor? Nehir ne bu halin senin? Kızım! Nehir! Nehir! Nehir ne oldu kızım sana? Nehir gel konuşalım anlat. Ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Ne demek gidiyorum? Nereye gidiyorsun Nehir? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Nehir otur bir konuşalım. Olur mu böyle şey? Toplanıp nereye gideceksin şimdi? Anne lütfen engel olma bana. Duramam burada. Gitmem lazım. Bana baksana. Ne geldi senin başına? Nereden geliyorsun sen ha? Ne bu gözyaşı? Ne bu yüzünün hali? Abla? Nehir! Gitme! Nehir! Abla dur! Lütfen gitme! Şşş! Ağlama gözümek yok tamam mı? Bak korkmana gerek yok ben buradayım. Biraz uzaklaşmaya ihtiyacım var sadece, tamam mı? Hiç sen anla beni. Anneciğim, anne lütfen anla beni. Eski bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu, şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu. Aklımdan anılar var, hiç bitmez rüyalar. Eksik söylersem korkarlar. Hissettiğim her zerresi, nefesimin sebebi, kokusu Mayıs çiçeklerinde gizli. Aramıyorum ne kış ne de yaz. Baharımı almayın elimden biraz. Gidemiyorum, sebeplerim az. Baharıma kıymayın içimde ayaz. Hep ayaz. Dilara. Dilara böyle kaçarak olmaz. Konuşmak zorundasın bizimle. Ne konuşacağım ben sizle ya? Alper meselesin. Sen yanındaki kızı konuşmak ister misin mesela bizle?
Bak, zaten yeterince üzgünüm. Üstüme gelme Bora. Yaşanan hiçbir şey benim kontrolümde olmuyor, farkında değil misin? Herkes istediği yerde, istediği şeyi benimle ilgili konuşuyor, yapıyor. O yüzden şimdi sakın hesap sormaya kalkma bana. Oğlum, senin ne alakan var bu Murat Yıldırım'la? Abi anlattım ya, borç aldı benden. Sonra vermedi, kayboldu gitti. Bu Alper sorgulamış seni, niye? Abi ne bileyim ben, tutukluydum o zaman. Nasıl kurtuldun lan içeriden? Ne sordu sana Alper? Celil'i sordu, Kahya Celil'i. Ne diyor bu? Dosya başkasında ama Alper sorgulamış. Dosyayla alakası yok. Sadece Celil'i sormuş. Bana bak bana. Ne işin var lan senin Celil'le? Abi, Celil bana kızı kaçır dedi. Ben de kaçırdım. Ne zaman oldu bu? Kimin kızını kaçırdın? 15 yıl falan oldu. Kimin kızı olduğunu ben de bilmiyorum. Kız zaten kaçtı elimizden. Sonra ne oldu ne gitti ben de bilmiyorum. O olaydan sonra ne Celil'i gördüm ne de kızı gördüm. 15 yıl mı? Evet. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Ya bütün her şey önümüzde. Avucumuzda. Parçaları birleştiremiyoruz. Abi, bir tuhaflık var. Alper hiç alakası yokken bu adamı sorguluyor. Tutuklanma sebebiyle ilgilenmiyor. Celil hakkında sorular soruyor. Bence bunlar Celil'le bir hatlar karıştırıyor. Alper de bunların hepsini biliyor. Alper. Alper yıllar süren ilişkisini bir gecede bitiriyor. Gidip Sencer'in kızına evlilik teklif ediyor. Alper de bu işin içinde ama cidden tehlikeli bir durum. İşin içine girdikçe sana hak veriyorum. Sencer Nehir'i bilmemeli. Asla. Sencer Nehir'in Ece olduğunu hapisteyken öğrenecek. Anne. Anne, ben bir şeyler biliyorum aslında. Ne? Partide şey oldu. Ne oldu? Alper abi, Asun Hanım'ın lafını herkesin içinde böldü. Kızım çatlatmasana insanı, söyle. Dilara'ya evlenme teklif etti. Ne? Oha! Nasıl ya? Dilara'ya. Hayır, ne alaka ki yani, onu anlamadım. Ah! Abicim sen de daha fazla düşünme artık, olur mu? Olur canım. Hadi görüşürüz, iyi bak kendine. İyi çalışmalar. Asu. Ah. Ben de sana bakıyordum. Şöyle bir hava almaya çıktım. İyi. Ne oldu? Canın sıkkın görünüyor. Önemli bir şey değil. Alper mi yoksa? Bu fikri ilk ortaya sen attın. Aklına sen girdin onun. Evet yani, ama ben böyle karışsın istemedim ortalık. Ne bileyim ben, yani galiba hepimizin suçu var bunda. Ne suçu? Bizimle ne alakası var bunun? Alper'le Nehir'in ilişkisi varmış. Ben bunu bilmeden evlilik işini ortaya attım. Galiba ondan sonra çocuğun kafası karıştı. Bir de üstüne sen işe yanına alınca ümitlendi mi? Ne yaptı anlamadım ki. Ama yani öyle herkesin ortasında olacak şey mi hiç Sencer? Aa, değil tabii. O kısmı çözeceğiz. Biraz sabırlı olmakta yarar var. Bekleyelim bakalım. Olay gerçekten ilginç bir hal aldı. Dilara'nın böyle bir evliliğe kalkışacağını sanmıyorum. Önce Dilara ile konuşalım. Yani ama erken müdahale etmemiz gerekmiyor mu? Beklemeyelim Sencer. Yani sonuçta kızımızın hayatı söz konusu. Dilara kendisi için doğru olanı bulacaktır. Bulamazsa da yardımcı oluruz. Ama
Oğuz'dan kurtulmasına yardımcı olacaksa Alper'e ses çıkarmam. Nasıl yani? Sen bu evliliği onaylıyor musun? Eğer bu evlilik ailemiz ve Dilara için yararlı olacaksa evet, ses çıkarmam. Ama tabii şartları ben belirledim. Şimdilik bekleyelim diyorum sadece. Hadi, benim işe gitmem gerekiyor artık. Peki canım. Teşekkürler. Alo. Alo Nehir. Efendim Dilara. Ya Nehir ben... Bir şey söylemek zorunda değilsin. Kendini zorlama lütfen. Bak Nehir, gerçekten benim için de sürpriz oldu. Bak bunları konuşmak herkesi daha çok üzer. Mutlu olun. Benim şimdi kapatmam gerekiyor. Hoşça kal. Çözüm kaçmak mı kaynak? Oğuz? Çözüm kaçmak mı? Kaçmıyorum. Ya ne yapıyorsun? Gitmem gerekiyor Oğuz. Yani aklıma tek gelen şey gitmek. Bugün gitme. Terk etme. Kaçma. Gidersen onlar kazanır. Ama kalırsan sen kazanırsın. Kaynakçı, o senin gibi değil. Alper gücünü Aytekin ailesinden almak istiyor. Oysa ki sen... Şimdi gidersen arkanda bıraktığın tek şey Alper olmayacak. Geleceğini de bırakacaksın. Kariyerini, hayallerini, aileni. Gitme kaynakçı. Bak ben buradayım, yanındayım. Hadi dimdik dur ve öyle devam et. Dönelim, mücadele edelim. Bora'dan, Sencer'den, Alper'den, hepsinden intikamımızı alırız. Yeter ki inan bana. Hadi. Anne hala inanamıyorum ya. Bir insan böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Evet. Yani hakikaten saygısız ve gereksiz bir davranış oldu. Alper gibi bir çocuk böyle bir şeyi nasıl yapar? Onca insanın içinde evlilik teklifi de ne demek ya? Üstelik de bana. Benim ne alakam var onunla? İnsanlar da zannedecek ki benden yüz buldu da yapıyor bunu. Yok canım, olur mu öyle şey? Alper'in densizine verirler. Olur mu anne ya? Zaten herkes Nehir'le ilişkisini biliyor. Şimdi zannedecekler ki ben aralarına girdim de böyle oldu. Ama anne senin de suçun var burada. Sen soktun o çocuğun aklına bunu. Ya haklısın. Yani ben evet önce düşünmeden hareket ettim ama sonra Nehir'le olan ilişkisinden sonra konunun kapandığını zannettim. Ya aynı evde kardeş gibi büyüdüğün biriyle evlenmek de ne demek? Ay yok, böyle olmayacak anne, ben çıldıracağım. Ben gidip konuşacağım Alper'le. Ay sakın ha. Hayır hayatım, lütfen. Ne olur sakin ol, lütfen. Anne ben zaten sakinim ama sence de bu olayın bir açıklığa kavuşması gerekmiyor mu? Ceylin, dosya o zaman gizliydi. Sana anlatamamıştım. Önder abimi öldüren silahın sahibi itiraf etmiş. Adam o zaman Sencer'le çalıştı. Yeter. Gerçekten Yiğit, yeter. Sen hırslarına yenik düştün. Bir şey oldu sana. Gerçekten tedaviye ihtiyacın var. Bilmediğin şeyler var. Neymiş onlar Yiğit? Ece yaşıyor. Bak Yiğitciğim, Ece yaşamıyor. Yaşamıyor. Ablam bile inandı buna. Sen de inan artık. Onun da bilmediği şeyler var. Ya Ceylin bak. Bazı parçalar eksik. Tamamlanmıyor. Ama çok yaklaştı. İnan çok yaklaştı. Yalvarırım Yiğit'ciğim. Ne olursun Yiğit. Yani vazgeç bundan. Bak hayatını, kariyerini, her şeyini mahvettin. Yeter artık. Ceylin bak. Sana söylemek istediğim bir şey var. Bana inanman lazım. Çünkü bir tek sana güvenebiliyorum. Anlıyor musun?
O yüzden lütfen söylediklerimiz aramızda kalsın. Tamam mı? Tamam. Ece yaşıyor. Ölmemiş. Feryal Hanım onu bugünlere kadar büyütmüş. Yani Nehir, benim öz yeğenim Ece. Sana da mı aynı şeyleri söyledim? Ne? Ya Feryal aynı yalanları ablama da anlattı Yiğit. Nasıl yapar böyle bir şey? Asya söylediğinden bana bahsetmedi. Çok tehlikeli. Tehlikeli falan değil canım benim. DNA testi yaptırdık. Nehir Asu'nun kızı falan değil. DNA testi mi? Ya siz nasıl işlere bulaştınız böyle? Ya bir arkadaşıma rica ettim. Böylece Feryal'in de planları suya düşmüş oldu. Ya Feryal'in ne planı olacak da suya düşecek? Ceylin, emin misiniz DNA testinden? Niye emin olmayalım? Gerçekten Yiğit ya. DNA testine bile inanmıyorsan benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Alper senden bir açıklama bekliyorum. Takdir edersin ki çevremiz de senden bir açıklama bekliyor. Alper! Bak gördün mü? Duygulara engel olamayınca gözün çevredikleri görmüyor. Onca insana rağmen nasıl da bağırdın? Ya saçmalama, ikisi aynı şey mi? Aynı şey. Öfkelenmek doğalda, sevmek niye değil? Alper yıllardır Nehir'le birliktesiniz. Bizim evimizde gözümüzün önünde Nehir'le evlenmek istediğini söyledin. Sen beni nasıl bir konuma soktuğunun farkında mısın? Üstelik biz seninle kardeş gibi büyüdük. Kardeş gibi büyümedik Dilara. Ben sizin müştemilatınızda büyüdüm. O yüzden sen Oğuz'a aşıktın. Ben de sizin müştemilatınızda büyüyen bir kardeştim sadece. Seni sevmeye hakkım yoktu. Nehir'i sevmeye hakkım vardı. Ben de bu hakkımı kullandım. Bana layık görüleni sevmeye çalıştım 15 yıl boyunca. Ama olmuyor. İnsanın içini bir duygu kapladı mı ona engel olamıyorsun. Üzgünüm. Bu yalanı daha fazla sürdüremezdim. İtiraf etmek zorundaydım. Oğuz, neden geldiğimizi söylemeyecek misin buraya? Burası senin. Tabii eğer istersen. Nasıl? Ayrıl Sevme dededen. Biz bir şirket kurduk, dedem ve ben. Ortak olalım. Bizimle ol. Birlikte pervane üreteceğiz. Oğuz, yani o kadar kolay mı böyle şeyler? Sen bize güç katarsın. Hem de daha mutlu olursun. Ben de tabii daha mutlu olurum. Sevmelerin ne olacak peki? Ben aileme bakmak zorundayım, biliyorsun. Tamam, orada değil, burada çalışacaksın. Ne fark eder? Sen peki? Benim bir iki sürprizim daha kaldı onlara. Sonra işim kalmıyor. Gel. Burada beraber pervane üretelim. Sen ciddi misin? Neden olmasın? Oğuz, ama benim öyle maceraya atılabilecek bir hayatım yok, biliyorsun. Az evvel otobüse binip gidiyordun ama maceraya. Gitmedim ama. Ben durdurdum ama. Nehir. Ailen için geri döndüğünü biliyorum. Kardeşlerin için çalıştığını da biliyorum. Buranın SMDR'e kadar garantili gözükmediğini de biliyorum ama... bütün projelerimize onay aldık. Türkiye'de bunu yapabilecek tek firmayız. Tabii sen bize katılırsan. Bana güvenerek mi giriyorsunuz bu işe? Evet. O yüzden bir iki gün içinde zaten bu işi teklif edecektim sana. Sanma ki mutsuzsun diye sana teklif ediyorum. Yani insan arkadaşına mutsuz diye ortaklık teklif etmez. Onu sinemaya götürür ya da gezmeye götürür, değil mi? Alper, ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey söyleme. Kendimi bildim bileli seni seviyorum Dilara. Artık söylemek zorundaydım. Belki de zamana ihtiyacımız vardır. Hepimizin. Bana evlenme teklif ettin. Hem de herkesin içinde. Ne zamanı ya? Bu geçen zamanda kimse evlilik hazırlığında olduğumuzdan başka bir şey düşünmez. Böyle bir şeye izin veremem. Lütfen herkesi unut. Teklifi, cevabı. Bütün kalıpları unut lütfen. 15 yıl boyunca hayatım kalıplar ve yalanlar içinde geçti.
İlk kez içimden geldiği gibi davranıyorum. Bırak tadını çıkaralım. Bunu başarmamız lazım. Eğer bunu becerebilirsek Sencer'e diz çöktürürüz. Benim Sencer Bey'le bir sorunum yok ki. Var Nehir, var. Her şeyin sebebi Sencer'dir. Bunu unutma. Her şeyin tek sorumlusu Sencer'dir. Alper ve Dilara'nın evliliğini ortaya ilk kim attı? Sencer'in karısı Asu. Hangi kadın kocasının haberi olmadan kızını evlendirmeye kalkar? Peki Celil, arkasında Sencer'in desteği olmadan sana saldırabilir miydi? Hangi baba oğlunun sevgilisini dövmeye kalkar? Oğuz, lütfen bu konuları açmayalım artık. Üzülüyorum ben. Evet, ben de. Ama artık bir şeyleri görmenin vakti geldi. Nehir, bir düşünsene. Hiç aklına yatıyor mu? Alper Sencer'i içeri atacak. Sonra dava düşünce istifa edip Sencer'in yanında çalışmaya başlayacak. Onun kutlama yemeğinde kızına evlenme teklif edecek. Sencer'in önünde. Sencer'in haberi olmadan. Oğuz, tamam. Lütfen. Tamam. Ama bana biraz zaman ver. Düşünme ihtiyacım var. SMDR'in tersanesi kimindi biliyor musun? Dedemindi. Ben çocukken o yüzden Amerika'ya gitmek zorunda kaldım acilen. Ne diyorsun sen? Dedemi tutukladılar. Sonra hapisten çıktıktan sonra tersaneyi Sencer'e verdi. O da beni Amerika'ya gönderdi. O yüzden mi Amerika'ya gittin sen? Evet, Sencer yüzünden. Ben bilmiyordum bunları. Çok üzüldüm senin ve dedenin adına gerçekten. Geçti işte, artık buradayım. Hem de Sencer'in şirketinin denetmeni olarak. Gel, benimle ol. Birlikte pervane yapalım. Bizi üzen her şeyden bu sayede kurtulacağız, inan bana. Asu Hanım. Yavaş yavaş planlarınız işliyor. Ne planı Boracığım? Alperciğini de etkilemişsin. Benimle düzgün konuş. Benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Senden habersiz mi evlenme teklifi etti kardeşime? Ben bu yapılanları tasvip etmiyorum. Oo, tebrik ederim Asu Hanım. Seni son kez uyarıyorum. O evlilik olmayacak. Eğer buna engel olmazsan bütün gerçekleri söylerim. Senin öz annemiz olmadığını Dilara'ya söylerim ve herkese. Alo Emine'cim, nasılsın? İyiyim hayatım, sen nasılsın? Ya arayamadım seni, kusura bakma, işler yoğun. Ay, olur mu öyle şey? Asıl benim seni aramam, hatta gelmem gerekiyordu. Her şey için teşekkür ederim Emine'cim. Lafı mı olur, ne yaptım ki? Alo. Alo Emine, alo. Alo. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyorum. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Sen mi oğlum? Sürekli sorun çıkarıyorsunuz. Benim olduğum ortamda böyle bir şeye nasıl cesaret edebilir ha? Dingo nahırım burası. Sencer Bey,
böyle bir şey yapacağını inanın ben de bilmiyordum. Benimle hiç konuşmadı. Hatta o olaydan sonra bile hiç konuşmadı. Sen de bilmiyorsun yani ciddi mi değil mi, öyle mi? Olur mu efendim? Ciddi olmasa herkesin içinde sizin önünüzde böyle bir olaya nasıl kalkışabilir ki? Ben onunla o zaman da konuşmuştum aslında. Ne zaman? Asu Hanım yemekte bu fikri ilk açıkladığında ben onunla konuşmuştum. Ve bence o zaman Alper bu fikre çok sıcak bakıyordu efendim. Saçmalama Celil. Senin oğlun benim evimde ve kızımın karşısında Nehir'le evlenmek istediğini söyledi. O çok çocukça bir tavırdı Sencer Bey. Asu Hanım'dan sonra siz onunla hiç konuşmadınız. Sizden de olumlu bir yaklaşım görmeyince benim anladığım kendince böyle bir gurur yaptı. Yani size olan kızgınlığından böyle saçma sapan şeyler söylemiştir. Zaten o Nehir denen kızla sadece gezip tozuyormuş işin doğrusu. Yani onay verseydim ve çağırıp konuşsaydım Nehir'i hiç düşünmezdi, öyle mi? Tabii efendim. Adım gibi eminim. Hem kusura bakmayın ama Nehir denen o kız kim? Alper kim? Kendi oğlum diye söylemiyorum ama eğitimiyle, yeteneğiyle benim oğlumun konumu belli yani. Tamam. Bunu sonra konuşuruz. Çık git şimdi. Peki efendim. Alo Mine. Bir konuşamadık. Ben de seni arıyorum deminden beri. Sen bana ne dedin öyle? Ben anlayamadım seni. Ya ablanı merak ettim. Kızına kavuştu yıllar sonra. Nasıl şimdi diye. Mine sen ne diyorsun? Sen ciddi misin ya? Ceylin'cim anlayamadım ciddi misin derken? DNA raporundan bahsediyorum Mine. DNA raporundan. Aa evet evet. Test olumlu. Ablan ne yaptı? Kıza söylediniz mi? Ya da ne düşünüyorsunuz? Alo, alo. Ceylin, iyi misin? İyiyim Mine, iyiyim. İyiyim ama bir sorun var Mine, bir sorun var. Ne sorunu? Raporla ilgili, DNA raporu ile ilgili bir sorun var. Ben baktım o rapora Mine, baktım. O raporda eşleşmiyorlardı. Ne? Nasıl olur? İmkansız. Bilmiyorum Mine. Bilmiyorum. Gözlerimle gördüm ama. Ceylin, o rapor nerede? Ben o raporu... Allah'ım çöpe attım ben o raporu Mine. Yani ne bileyim ablam o kadar yıkıldı bir de hiç kimse görsün istemedim. Ben çöpe attım, ne yapacağız şimdi Mine? Olamaz. Ceylin bu işte bir yanlışlık var. Mine senden çok rica ediyorum. O raporun sonuçlarını tekrar çıkartabilir miyiz? Tamam. Hemen arıyorum laboratuvarı. Tamam ben de sana doğru geliyorum şimdi. Görüşmek üzere. Anne. Niye bir şey yapmıyorsun? Ablam gideli kaç saat oldu? Ne yapılacağını bilmiyorum çünkü. Bilsem yaparım kızım. Yiğit amca, savcı o. Ona söylesene. Olmaz ömrü şimdi. Onu görevden uzaklaştırdılar ya. Artık savcılık falan yapamaz o. Allah Allah Sinan. Olmaz o şimdi, onu arayamam. Feryal Hanım, merhaba. Merhaba Yiğit Bey. Sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Özel olarak. Tamam, hemen geliyorum. Aslında gelmekle çok iyi yaptınız. Benim de sizinle konuşmak istediğim şeyler var. Bir bilseniz neler oldu Yiğit Bey, neler? Feryal Hanım, bazı konularda bazı konuşmalar yapmış. Nehir! Hoş geldin kızım. Anneciğim. O kadar merak ettim ki seni. Ve o kadar merak ettim. Anneciğim, hoş geldin. Merak etme, geldim işte. Ne yapacağımı da bilemedim sen. Yiğit amca burada anneciğim, daha sonra konuşuruz bunu. Merhaba. Nasılsınız Yiğit amca? Merhaba Nehir'cim. Hayırdır? Yok bir şey. Neyse.
Ben biraz dinleneceğim izninizle. Tamam, ben şimdi gelirim senin yanına kızım. Tamam, görüşmek sen üzere. Sen çık. Sen çık odana. Buyurun Yiğit Bey, bir şey konuşacaktınız. Feryal Hanım, bana yalan söylediniz ve bu benim hiç hoşuma gitmedi. Söylemedim. Vallahi bir daha söylemedim. Asu'ya konudan bahsetmişsiniz. Ben size hiç kimseye söylemeyin demiştim. Ama ben onu sizinle konuşmadan evvel söylemiştim. Sonra sizden o kadar korktum ki ona söylediğimi itiraf edemedim. Neyse, iyi ki de gitmişsiniz. Ha. Çünkü Asu DNA testi yaptırmış. Ne? Evet, DNA testi yaptırmış ve sonuç negatif. Yani Feryal Hanım, Nehir Asu'nun kızı değil, benim de yeğenim değil. Ama ben o fotoğraf hani... Bakın tamam uzatmıyorum. Ben Nehir'i de çocuklarınızı da çok seviyorum. Ve onlar zorda kalsın istemem. O yüzden size hak ettiğiniz tavrı sergilemeyeceğim. Yoksa sizi çoktan bu evden... Helal. Bu konuyu kapatalım. Ben sizin niyetinizi hakikaten anlamadım. Ama Ece bizim her şeyimiz. Lütfen gizli gizli işler çevirin. Şimdi izninizle. Çok yorgunum ve evde dinlenmem lazım. Hoşça kalın. Ben sana dedim değil mi? Bu çocuğun bakışları bana güven vermiyor. Bu seni üzecek galiba dedim değil mi? Anne, defalarca aynı şeyleri konuşmayalım lütfen. Tamam konuşmayalım çocuğum ama... ben sadece senin üzülmeni istemiyorum çocuğum. Aç telefonu Yiğit ya. Aç şu telefonu. Yiğit. Yiğit aç telefonu. Aç şu telefonu Yiğit. Haklıymış sana. Yiğit rapor çıktı. Yiğit rapor. Nehir, Asu'nun kızı, yeğenimiz Ece yaşıyor, yaşıyormuş. Oğuz, artık bir şeyleri net konuşmamızın zamanı geldi. Bak, yıllar...
yıllardır sürüyor. Görüyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi. Acı çekiyorum. Acı çekiyoruz. Bu tuhaf, adı konulamaz ilişki ikimizi de çok yıpratıyor. En çok da beni. Evet, şakalaştık, birbirimize sataştık. Güldük, eğlendik, böyle geçti yıllarımız. Küstük, barıştık, trip attık birbirimize. Attım yani. Ama artık bana bir şey söyle Oğuz, ne olur. Net mi konuşalım? Adını mı koyalım? Peki. Ha, bak bunu. Bu nehirin tacı. Çocukken Amerika'ya gitmeden önce almıştım bunu ondan. Ne kadar zaman olduğunu hatırlıyor musun? Bak. Ben onca yıl her anımı nehri bulacağım diye hayal ederek geçirdim. Ben hep nehri sevdim. Özledim, bekledim. Daha da beklemeye devam edeceğim. Lütfen anla beni. Ömrümün sonuna kadar onu seveceğim. Ama o senin... O beni sevmese bile. Onca yıl her anımı nehri bulacağım diye hayal ederek geçirdim. Ben hep nehri sevdim. Özledim, bekledim. Beklemeye de devam edeceğim. Lütfen anla beni. Ömrümün sonuna kadar onu seveceğim ben. Hadi gel ablama söyleyelim, nehire söyleyelim. Ne olursun ya, sen geldin bana söyledin. Şimdi ne değişti birdenbire? Bilmiyorum. Düşünüyorum. Ya neyi düşünüyorsun? Herkese söyleyelim, onlar da mutlu olsunlar. Çıksın artık gerçek ortaya. Olmaz. Ne olmaz? Bunu kimseye söyleyemeyiz. Ya Nihit saçmalama Allah aşkına. Ablam 25 yıldır acı çekiyor. Sen, hele sen yeğeninin yaşadığını ortaya çıkartabilmek için hem hayatını... Hem kariyerini ortaya koydun. Şimdi nasıl böyle bir şey söylersin Yiğit? Bak, Celil'in DNA raporunu değiştirmesi çok tuhaf değil mi? Ya bilmiyorum. Belki yanlış raporu aldı. Gerçi ben isimlerini okudum. Ya bilmiyorum Yiğit. Celil'in DNA raporu değiştirmek çok kolay bir şey mi zannediyorsun? Bunun arkasında çok büyük bir güç var. Ne olur yapma Yiğit'ciğim. Lütfen ne olur ya. Sencer'e olan hırsın burada devreye girmesin. Ne olursun bundan mutlu olalım. Benim Sencer'e olan hırsım falan yok. Burada ben gerçeklerden bahsediyorum. Celil DNA testini değiştirmiş. Ya ne yaparsa yapsın bize ne? Ne demek bize ne? Ceylin bak burada Nehir'in hayatı söz konusu. Bir yaşında bir çocuğu kaçırmış insanlardan bahsediyorum. Kendine gel artık.
Belki sen farkında olmayabilirsin. Ama benim çok iyi bildiğim bir gerçek var. O da ablanın Sencer'e olan zaafı. Her zaman vardı. Ve zamanı geldiğinde bunu sen çok iyi anlayacaksın. Ama ben şimdi burada seni ikna edeceğim diye Nehir'in hayatını tehlikeye atamam. Asu gerçeği öğrendiği zaman ne yapacak zannediyorsun? Ha? Soluğu kimin yanında alacak? Tabii ki Sencer'in. Haksız mı? Ablanı durdurabilecek misin? Bak, şimdi bu gerçeği sadece ikimiz bileceğiz, sen ve ben. 25 yıldır bu gerçeği bilmeden yaşadılar. Bir süre daha yaşayabilirler, merak etme. Tamam. Hem biz şu anda daha iyi bir pozisyondayız. Herkes tersine inanmış durumda. Bu da bize zaman kazandıracak. Tamam. Ama Celil biliyor gerçeği. Bak, Celil'in raporu değiştirdiğini bilmiyoruz. Ama eğer o değiştirdiyse o zaman sorun yok. Yiğit, ne diyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum. Ceylin, bak iyi düşün. Celil sahte raporu sizin okuduğunuzu biliyor. Yani sizi kandırdığını zannediyor. Senin de bundan sonra artık bunu destekleyecek şekilde davranman gerekir. Celil asla ve asla gerçek raporu okuduğumuzu bilmemeli. Tamam. Niye gurur yaptıysam o zamanlar? Ya bir gün sorsaydım ve karşıma alıp öğrenseydim ya gerçeği. Ah Feriha ya, ah! Buyurun. Merhaba. Buyurun. Size de merhaba. Merhaba. Özür dilemeye geldim Yiğit Bey. Yo, estağfurullah, estağfurullah. Sizden de ve ablanızdan da çok özür dilerim. İyi ki buradasınız. Sizi görmem de çok iyi oldu Ceylin Hanım. Ne olur kusuruma bakmayın. Gerçekten haklısınız. Size gelmem yanlıştı. Bunu söylemek çok zor ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ana yüreği diyelim. Hayır Hanım, aslında siz... Ne olur sözümü kesmeyin Ceylin Hanım. Bakın benim gelip size bunları anlatmamın en büyük sebebi ablanızın bana söyledikleridir. O fotoğraf, sonra o süeter, yanık izi, bütün bunlar benim yıllarca büyüttüğüm çocuğumla birebir aynı izler. Tamam, insanlar çift yaratılmış derler. Belki bana inanmıyorsunuz ama ben de yaşadığımı biliyorum Yiğit Bey. Ben size inanıyorum. Sizin samimiyetinize sığınıp gelip size anlattım. Belki de yaptığım doğru değildi ama neden yaptım bilmiyorum. Ya Feriha Hanım, yani sonuçta hepimizin basiretinin bağlandığı anlar olur ya da kontrolümüzü kaybettiğimiz. Ne olur canınızı sıkmayın ve kendinizi suçlamayın lütfen. Ailenizi çok üzdüm. Sizleri çok üzdüm. Eğer isterseniz ben çocuklarımı alıp buradan giderim Yiğit Bey. Sakın. Sakın böyle bir şey yapmayın. Hatta düşünmeyin bile. Bakın Feryal Hanım, asıl ben sizden sabah sarf ettiğim kelimeler için çok çok özür dilerim. Bakın, bazen sebepsiz yere bir şey yaparız. Yani içimizden gelir yaparız. Sonra bu yaptığımız şey insanlara garip gelir. Sonra düşününce kendimize de garip gelir. Ama aslında sebepsiz yaptığımız bir şey başka bir şeye sebep olur. Siz bana gelmekle çok doğru bir şey yaptınız. Haklıydınız. Çünkü bu konuyu çözebilecek tek kişi bendim. Lütfen üzmeyin kendinizi. Feryal Hanım, sizin sayenizde gerçeklerle yüzleşmiş olduk. Şaşırttın beni. Niye? Tadını çıkaralım demedin mi? Bakalım nasıl çıkıyormuş tadı. Bilmem. Beraber keşfederiz. Bu kadar çabuk ikna olacağımı sanıyorsan yanılıyorsun.
Hayır. Aksine Oğuz'un yanımdan geldiğini biliyorum. Nereden biliyorsun? Dilara, aptal değilim. Oğuz'u sevdiğini, onun sana karşılık vermediğini ve onu sinir etmek için buraya geldiğini çok iyi biliyorum. Ve bunu kabul mü edeceksin? Evet. Ondan sinirini çıkarırken bana aşık olacağını düşünüyorum. Kendine çok güveniyorsun. Ya bu oyunların sonunda herkes kaybederse? Kim bilir? Sen Oğuz'la ısrarcı olursan kaybedeceğin kesin. Belki ben de sende ısrarcı olursam kaybedebilirim. Ama sen beni seçersen kazanan taraf biz olabiliriz. Abla, çok korktum sabah. Korkacak bir şey yok tatlım. Ben senin yanındayım. Gidiyordun ama. Gitmedim ama. Bugün ilginç bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu abla? Hani filmlerde bir sahne olur ya. Öyle bir sahne gerçekleşti. O neymiş? Hani bir kız havaalanına ya da terminale gider. Sonra erkek gelir. Onu eliyle koymuş gibi bulur orada. Ha. Bugün de benim başıma böyle bir şey geldi. Oğuz beni eliyle koymuş gibi buldu. Nasıl oldu acaba? Aramızda bir köstebek var galiba. Şimdi şöyle olmuş olabilir. Bu seni seven köstebek senin gitmeni istememiştir. Sonra da bu duruma engel olabileceğine inandığı kişiye mesaj atmıştır. Filmlerde de böyle oluyor yani. Demek ki. Ama önemli olan kahramanın kurtulması. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Benim küçük kahramanım. Neden cevap vermiyorsun? Benden böyle kaçamayacağını öğrenemedin galiba. Hadi yeter bu kadar duygusallık. Hayata dönme vakti. Tamam. Sema ile Sinan nerede bu arada? Kendimi düşünmekten onları unuttum. Ha, abim odasında. Sema ablam da her zamanki gibi telefonla yapışık bir şekilde yaşıyor. Hadi sen odana git. Uyu bakalım. Ben de bir Sema'yı göreyim. Onun konuşmam gereken şeyler vardı. Tamam ablacığım. İyi geceler tatlım. İyi geceler abla. Sema. Sema. Hı, efendim. Duymuyor musun sen beni? Pardon, dalmışım. Müsaitsen seninle bir şey konuşacağım küçük hanım. Olur. Ne konuşacaksın? Hayırdır akşam akşam? Partiden sonra konuşamadık diye seni unuttum sanma. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bence gayet iyi anlıyorsun. Senin Bora'yla ne işin var? Nerede, nasıl tanıştınız, nasıl bir ilişkiniz var? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. O çocuktan sana sevgili olmaz. Ben de göz göre göre buna izin veremem. Tamam abla, tamam. Bunları sonra konuşuruz. Şimdi benim çok uykum var. Hadi sana iyi geceler. Merhaba. Senin burada ne işin var ya, manyak? Nasıl girdin sen buraya? Her zamanki penceremden. İyi alıştın ama sen. Sen de dikkatli ol, bundan sonra pencereni kapa. İnsan böyle açık olarak görünce dayanamıyor, geri veriyor, ne yapsın yani? Mus, hadi git artık. Bak, yeter bu kadar eğlence. Ben uyuyacağım şimdi, lütfen gider misin? Tam bu yüzden geldim işte. Sana masal okumaya geldim. Masal kitabı. Ha, sen ciddi olamazsın. Ha, yok artık. Hadi. Geç oğlum. Saçmalama. Yeter misin? Oğuz, sen gider misin lütfen? Hadi.
Yeter misin şöyle? Bak bağırırım ben. Tamam be. Ben okuyacağım, sen uyuyacaksın. Tamam mı? Şöyle üstünde oturayım. Gözlerini kapatır mısın? Bak, mışıl mışıl uyumadan şuradan şuraya gitmiyor, tamam? O yüzden gözlerini kapat. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ormanın derinliklerinde bir şatoda güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Aynı senin gibi. Bu prensese aşık bir de genç adam varmış. Bu adam prensesini görmek için dağ tepe, karkış demeden şatonun önüne gelirmiş ama muhafızlar adamın prensesi görmesine izin vermezmiş. Sonra gel zaman git zaman, günlerden bir gün. Sonra prenses genç adama demiş ki, şöyle otur da güzel bir kahvaltı hazırlayayım sana. Günaydın anneciğim. Sen işe gitmeyecek misin bugün? Bilemedim ya. Aman gitme be Nehir. Boş ver. Ararsın, hastayım falan dersin. Koca tersaneyi sen mi kurtaracaksın be kızım? Hakikaten anne ya. Onlarla hiç karşılaşmak istemiyorum. Alper de artık şirkette çalışıyor. Sana ne çocuğum? Nerede çalışırsa çalışsın. Seni korkutmasına izin verme. Korkmaktan değil. Anlamıyorsun işte beni. Anlamaz olur muyum Nehir? Görmüyor muyum sanıyorsun içinin nasıl yandığını? Görüyorum da onun için üzülüyorum zaten. Dünyadaki tek aşkı siz mi yaşadınız Allah'ını seversen? Ne yapmalıyım sence? Devam etmenin bir yolunu bulmalısın. Yaşamaya devam etmelisin. Mesele orada çalışmak ya da çalışmamak değil. Nerede olursan ol, önce mutlu ol Nehir. Yıkılma. Bırakma kendini kızım. Haklısın. Haklısın anneciğim. Haklıyım tabii. Hadi ben çayı getireyim. Babacığım, beni bu saatte niye buraya çağırdığını biliyorum. Evet. Alper'in evlilik teklifiyle ilgili. Ama önce başka bir konuyu daha konuşmam gerekiyor. Artık bu restoran işlerini falan bir kenara bırakıp yavaş yavaş şirketimize kanalize olman gerekiyor. Ama baba... Bak kızım, ben bu şirketi bugünlere getirebilmek için canımı dişime taktım. Kuruda kuzuyu emanet edemem. Ama babacığım Bora var zaten. Bora başka, sen başka. Tartışma yok. Tamam, bugüne kadar sağda solda eğlendin. Engel olmadın. Ama artık daha ciddi adımlar atman gerekiyor. Peki baba. Evet, şimdi Alper'e gelelim. Baba, bugüne kadar böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Kablo yolunu sol tarafa hesaplayın. Jeneratörü de çift düşünün. Arka tarafta yerini göstermiştim size hatırlıyorsanız. Tabii Öz Bey. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Günaydın evlat. Günaydın dede. Hayırdır? Erkencisin bugün. Diğer tarafa da geçeceğim bugün. İyi. Kendini fazla yorma. Vallahi dede,
Eğer bizimle olmazsa bu iş zor. Umarım kabul eder teklifimizi. Eder eder. Ama sen gene de kendini bir kişiye bu kadar fazla bağlama ha? Tamam, onu seviyorum ama olay başka. O bu işte en yetenekli kişi. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Ben Nehir Yıldırım. Buyurun. Bugün itibariyle işten ayrılmak istiyorum. Üretim bölümünde çalışıyorum. İstifamı size mi vermem gerekiyor? Neden böyle bir şeye gereksinim duydunuz? Bir sorun mu yaşadınız? Yok, yani hayatımla ilgili başka planlarım var. Kendi isteğim. Peki, o zaman evraklarımızı beraber hazırlayalım. Daha sonra sorumlu müdürünün imzalaması gerekiyor. Tamam. Nehir Yıldırım'dı değil mi? Peki. Şirketten ayrıldım az önce. Her şey istediğin gibi olsun. Ne demek şirketten ayrılıyorsun? Ben senden böyle bir şey istemedim ki. Birlikte mi çalışalım burada? Her gün sizin Dilara'yla evlilik hazırlıklarınızı mı izleyeyim? Ne alakası var? Alper, ben burada kalırsam kendime olan saygımı kaybederim. Gururumu kaybederim. Ailem bakmak zorundayım. Hani senin hiçbir zaman anlayış göstermediğin ailem. O yüzden güçlü durmak zorundayım. Sana da ne diyeyim? Mutluluklar diliyorum. Rahat bırak beni. Abla çok işim var. Birkaç parça eşya alıp hemen çıkacağım. Bir dakika. Hemen gidemezsin. Bana zaman ayırman gerekiyor. Lütfen sana ihtiyacım var. Abla çok işim var. Bora beni tehdit etti. Ne? Evet. Eğer bu evliliğe engel olamazsam Dilara'ya kızım olmadığını söyleyecekmiş. Abla seni en hassas yerinden vurmasına asla müsaade etme. Ayrıca tehdit etmek ne demek? Ben konuşurum onunla. Hayır hayır. Sakın konuşma. Sonra sinirlenir herkese söyler. Bir tane tutunacak kızım kaldı. Onu da elimden almayın lütfen. Abla hep bir çaresizlik hissi içerisindesin. İnsanlar seni buradan vuruyorlar. Bak senin hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacın yok, anladın mı? Ayşe söylerse de söylesin. Sencer düşünsün. Ne oldu, annelik mi yapmadın onlara? Hem de en acılı gününde. Bu arada sen Dilara ile konuştun mu? Ne diyor Alper konusuna, evliliğe falan? Hiç alakası yok ki onun. Yani o da kızmış Alper'e. Yani o da zor durumda kaldı. Keşke böyle bir şey yapmasaydın Alper. Seni tanıyamıyorum son zamanlarda. Niye tokat attın herkesin içinde kıza? Haddini aştı. Yapacak bir şey yok. Alper kırılmıştır. Bir kadın olarak onu anlayabiliyorum. Kırılmış mı? Ne kırılması? İstifa etmiş. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Senin yüzünden işimden oldum falan diyor. Ne kırılması? İstifa mı etmiş? Para falan istedi. Hakaret edince tutamadım kendimi. Neden böyle oldu? Her şey kötü gidiyor. Hayatımızdaki herkes mutsuz. Hiç kimse umurumda değil Dilara. Seni kazanmak için kiminle savaşmam gerekiyorsa savaşacağım. Ve sonunda hem bu savaşı hem seni kazanacağım. Alper hiçbir şeyin farkında değil gibisin. Bu tavırlarını hepimizi ne kadar zor durumda bıraktığının farkında değil misin? Neden böyle yapıyorsun?
Gerçekten anlamıyorum. Lütfen tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Seninle ne anlaşmıştık? Zamana bırakıp tadını çıkaracaktık. Mesela seni kahve içmeye götürebilirim. Çok güzel bir yer biliyorum. Mesai saatinde çıkmasan daha iyi olur bence. Hem babam seni hala çağırmadı değil mi? Evet. Oldukça enteresan. Ölüm sessizliği. Çok rahatsın. Babamı hiç tanımıyor gibisin. Tanıyorum. O yüzden rahatım. Hadi gidelim. Ölçüler gayet düzgün. Bu ölçüleri koruyalım lütfen. Hoş geldin. İstifamı verdim. Dünkü iş teklifim hala geçerlidir umarım. Olmaz olur mu? Bugün daha çok çalışmak istiyorum seninle. Tamam o zaman. Benim görevim nedir patron? Yalnız patron değil, ortak. Ortak mı? Ben öyle şeylerden anlamam ki. Ya ben senin yanında çalışayım yeter bana. Yanında çalışmanı istemiyorum ki. Yanımda olmanı istiyorum. Birlikte alalım intikamımızı. Benim istediğim tek bir şey var. O da ailemi geçindirmek. Tamam işte. Doğru yerdesin. Ama güven var. Hadi sana bir çay ısmarlayayım, gel. Ofisine gitmek ister misin? Tamam. Ofis, ofisi. Gel yukarıda. Yukarıda. Geç kaldınız galiba biraz. Ne oldu Celil Efendi? Hesap mı sormaya başladı? Yok. Ben de şirkete gidecektim. Belki siz de gelebilirim diye düşündüm. Kendin git. Benim önce bir yere uğramam lazım. Buldun mu kaynağı? Maalesef. Kriz kapıda diyorlar Bora Bey. Bana ukalalık yapma. Senin yüzünden o işe soktum şirketi. Şimdi kaynak yok diyorsun. Battı mı yani o kadar para? Batmadı tabii ki ama uzun vadede geri alırız parayı. Saçmalama. O para şirketin pervane üretimi için ayırdığı sermayeydi. Mahvolurum ben. Nereden soktun beni o işe ya? Çok bekletmedim umarım sizi. Yok yok Oğuz. Ya kusura bakma böyle acele çağırıverdim seni. Sorun değil. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim size? Oğuz bak. Direkt konuya gireceğim. Sencer çok tehlikeli bir suçlu. Acilen mahkemeye çıkması ve de yargılanması gerekiyor. Bunu sizden daha fazla inanıyorum. Ama bunu iki kere denediniz ve başınıza gelmeyen kalmadı. Biliyorum. Biliyorum. Ama bir yolu olmalı. Başka bir yol bulmalıyım. Bana yardımcı olabilir misin? Vallahi Yiğit Bey, bu adamın kontrol zaafı var. Kontrolün elinden kaçtığını hissettiği anda çılgına dönüyor. Bulunduğu yerdeki kişileri, hatta konuşacak kişileri bile kendisi seçiyor. Kontrolünü kaybederse hata yapar. Yani çevresinin üzerine git diyorsun, öyle mi? Aynen öyle.
Onda bir açık ararsanız bulamazsınız. Her zaman tetikte ve dikkatlidir. Ama etrafındaki kişilere bulaşırsanız siniri mantıklı düşünmesini engeller. Bakıyorum çok iyi tanıyorsun Sencer'i. Sizin kadar olmasa da benim de ilgi alanıma giriyor biraz. Bu aralar elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Sinirleri çok bozulacak gibi. Neden? Çok önemli bir gücünü kaybetti ama farkında değil. Bir iki güne kadar öğrenecek. Peki Oğuz. Teşekkürler. Ha. Bir de yanında Tolga var. Ona bir bakın derim. Çok yeteneksiz ve dikkatsiz. Zaten Sencer'in en büyük hatalarından bir tanesi. Egosu yüzünden yeteneğin kimde olduğunu anlayamaması. Artık Yiğit problemimiz yok. Kaldığımız yerden devam. Daha da büyüyeceğiz. Kimse tutamayacak bizi. Sencer Bey, Yiğit zaten sizin için büyük bir tehdit değildi. Öyle mi? Neden değildi? Çünkü o çok duygusal. Sizin zekanızla baş etmesi imkansız, aklını kullanmadan. Gerçi aklı da yeter mi bilmiyorum ama... Belki de sen böyle hafife aldığın için başımıza büyük dertler açtı. Benim en büyük başarım ne biliyor musun? Bütün bu söylediklerini fark etsem de yine de küçümsemem rakiplerimi. Her zaman tetikte olurum. Bundan sonra daha dikkatli olun. Böyle sorunlar yaşamak istemiyorum. Hadi bakalım. Bizim Bora ile işlerimiz var. Bora, şu pervane işini hızlandıralım diyorum. Baba, o konuda bazı raporlar vermiştik sana. Rapor falan anlamam. Pervaneyi bizim yapmamız şart. Amerikalı şirketle sözleşmemizde ek madde var. Pervane üretimi bizim sorumluluğumuzda. Baba, çok zor yapmamız. Bizim yatırımlarımız... Finans raporlarını okumanı tavsiye ederim. Eğer pervaneyi yapmazsak batarız. Sana bunun için bütçe ayırdım. Ekip kurduk. Bütün imkanlar senin elinde. Baba, bütçeyi... Tamam. Tamam. Bunu sonra konuşuruz. Hadi. Kahve için teşekkür ederim. Rica ederim. Yağmurda yürümek iyi geldi ama daha fazla üşümeden bence arabaya geçelim. Haklısın. Geçelim. Biliyor musun, ben hep yürürken bir şeyler düşünürüm. Ne tesadüf. Ben de en önemli kararlarımı yürürken alırım. Peki şu an ne düşünüyorsun? Şu an aslında hiçbir şey düşünmüyorum. Aslında ben bir şey düşünüyorum. Neymiş o? Seni. Alper, sence de biraz abartmıyor musun? Yok. Bence hiç abartmıyorum. Sadece buna inanmanı istiyorum, o kadar. Zaman Alper. İhtiyacımız olan tek şey zaman. Seni seviyorum. Ne kadar beklemem gerekse beklemeye razıyım. Gerekirse sonsuza kadar. Oğuz, üretim ekibini senin kurmanı istiyor kızım. İşçiler tamam. Ben de hazırım. Ama siz varken bana düşmez ki. Düşer kızım, düşer. Sen de benim gibi yağan pasın içinden yetişmişsin. Sırtın yere gelmez. Ethem amca, Oğuz çok bilgili ve eğitimli. Bana ihtiyacı yok ki. Olmaz olur mu kızım? Evet,
Oğuz'u eğitim alması için ta uzaklara gönderdim. Haklısın, eğitimi, bilgisi var. Ama onda olmayan bir şey sende var. O da yetenek. Allah vergisi. Eğitimle olmuyor bu. O yüzden Oğuz'un sana çok ihtiyacı var kızım. Çok. Oğuz neredesin? Pardon Fatu. Biraz geç kaldım. Yemeğimden kesersin artık. Bırak dalgayı. Konuşmamız lazım çok acil. Söyle, dinliyorum. Telefonda olmaz, yüz yüze. Tamam, birazdan geliyorum şirkete. Tamam, bak çok önemli Oğuz. Tamamdır Melek Hanım. Peki bunlar efendim. Buyurun Asu Hanım. Celil Efendi, Alper'i bu evlilik konusunda durdurmanız gerektiğini düşünüyorum. Şey, evet ama daha önce siz ona yani... Bakın, biz büyükler kendi aramızda konuşuruz, düşünürüz, fikirlerimizi söyleriz. Ama ben sonra Dilara ile konuştum, böyle bir isteği yok. Konu kapanmıştı. Anlıyorum. Ayrıca o ne biçim davranış öyle herkesin içinde? Yani emrivaki oldu değil mi? Gerçekten yani ne yapacağımızı şaşırdık biz. Evet, yani pek doğru olmadı ama ne diyebilirim ki? Gençlik heyecanı. Nehir'le ilişkisi yok muydu Alper'in? Evleneceklerdi diye biliyorum ben. O tamamen inadından yaptı onu, ben biliyorum. Bana kızgınlığından. Çünkü ben çok engel olmaya çalıştım. Halbuki üstüne gitmesem, serbest bıraksam... ...o zaten Nehir'le gönül eğlendiriyormuş. Neyse, konuyu fazla uzatmayalım. Siz Alper'le konuşun. Zaten Dilara da Alper'e karşı herhangi bir şey hissetmediğini bana söylemişti daha önce. Peki efendim. Bir daha benim alanımda ve benden izinsiz bir hareket yapmanı istemiyorum. Özellikle de ailemin önünde ve ailemle ilgili bir konuda. Ve tabii biricik kızımla ilgili bir konuda. Haklısınız, ben... Dilara'nın böyle bir şey olacağından haberi var mıydı? Hayır. Asun'un? Hayır. Celil'in? Sencer Bey, hiç kimsenin haberi yoktu. Çünkü sen bir süre önce hepimizin önünde Nehir'le evleneceğini söylemiştin. Ben... Şimdi öyle bir açıklama yap ki yaşanan her şeyi unutayım. Beni ikna et. Şimdi ben size daha çocukluğumdan beri Dilara'yı sevdiğimi... ...onu unutmaya çalıştığımı ama unutamadığımı anlatabilirim uzun uzun. Ama asıl önemli olan bir şey var. Sizin elinizde büyüdüm. Bugün bulunduğum noktayı sizden öğrendiklerim sayesinde geldim. Eğer bu hayatta biriyle daha baba oğul gibi olacaksam bu siz olmalısınız. Benim size olan bağlılığımı bu şekilde taçlandırabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden kızınızla evlenmek istiyorum. Buldum bir şeyler. Eşinizi görür sanırım. Kim bunlar? Bu Sencer'in rakipleri, şu da Tolga, Sencer'in elemanı. Ne işi var onlarla? Şirketin bilgilerini sızdırıyor. Elimizde ses kaydı da var. Alo, abi tamamdır. Sencer'in yıllık plan raporu elimde. Güzel. O zaman Tolga elimizde. Öyle gözüküyor. Bak Hakan, hem dikkatli hem de çok hızlı olmalıyız. Eğer Sencer Nehir'in Asun'un kızı olduğunu öğrenirse Nehir'i öldürür. Tek şansımız var. Onu içeri tıkmak. Bu da bize zaman kazanır. Oğuz, bu sefer durum ciddi. Ve bunu gerçekten bir tek sen halledebilirsin. Ne oldu dışlanmış prens? Sen böyle yardım istemezdin. Oğuz, babamı ikna edemiyorum. Raporlar hazırladım, ön araştırmalar yaptırttım. Biz pervane üretemeyiz. Neden? Sana da göndereyim raporları.
Raporlarla falan alakası yok Bora. Raporlarındaki pervaneler bile farklı. Ya tamam işte canım, ne fark eder? Pervane pervane işte. Bora, bana gerçeği söylemezsen beni ikna edemezsin. Kendini akıllı göstermeyi de benim vaktimi harcamayı da bırak. Oğuz, biz bu pervaneyi üretemeyiz. Peki, madem konuşmayacaksın sen bilirsin. Ben sana yardımcı olamam. Oğuz, kaynak yok. Ön araştırma yaptırdım birkaç farklı yere. O da finans kaynağımızı eritti. Kalan miktarla da üretime geçemeyiz. Yaparsınız da bu sefer gemi geç çıkar. Hem kaynak ne ki? Bankadan kredi alırsın. Ama mesele kaynak değil, mesele eleman. Sen bence bunun farkında değilsin. Hatta en ufak fikrim bile yok. Ya tamam işte, uzatma. Şu an en karlısı pervaneyi yurt dışından sipariş etmemiz. Ve bu yetki sende. Bunu yapabilirsin. Oğuz, bunca yıllık arkadaşınım ben senin. Bakarız. Bir şeyler düşünürüm. Baba hayırdır? Onca işin arasında niye çağırdın beni? E oğlum çok önemli. Asu Hanım, bu evlilik işine karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyormuş? O istemişti. O zaman öyleydi ama ben ne bileyim oğlum, benimle konuştu. Ben de seni uyarayım dedim. Baba, bu yüzden mi çağırdın beni? Oğlum çok önemli değil mi? Çıktın insanların içinde bir teklifte bulundun. Şimdi ya olumsuz bir şey olursa? Ben senin üzülmenden, gururunun incinmesinden korkarım. Gurur falan umurumda değil. Bu kız benimle evlenecek. Başka şansı yok. Değil Asu, değil Sencer. Hatta sen bile buna engel olamazsın. Bu evlilik olacak. Olmak zorunda. Müsait misin? Hoş geldin hayatım. Bu ne güzel sürpriz. Seni evde yakalamak biraz zor oluyor. Tamam, tamam. Bu sene son. Sonra yavaş yavaş emekliye ayrılacağım. Acaba daha kaç kere bu sözü duyacağım bilmiyorum. Gerçekten bu sefer tamam. Şu elimizdeki gemi bitsin, ondan sonra bırakıyorum. Bora da yavaş yavaş yetişmiş olur. Artık ona bırakabilirim. Ama şu an çok önemli bir noktadayız. Pervane üreteceğiz. Bunu Bora üstlenecek. Bunu da becerdi mi artık babası evde dinlenebilir. Sen çocukların için en güzelini düşünürsün. Biliyorum Sencer'ciğim. Aslında benim de Dilara ile ilgili bir düşüncem var. Nedir? Şimdi bu olanlardan dolayı Dilara çok etkilendi biliyorsun. Yani Alper'le ilgili şeyini de biliyoruz, duygularını da biliyoruz. Öyle bir isteği de yok. Bu da onu çok daraltıyor. Bir yandan da bu dedikodular onlardan da etkileniyor. Diyorum ki hani bu söylentiler falan birazcık unutulana kadar acaba kızımızı yurt dışına mı yollasak? Güzel fikir aslında. Yani evet, yani Dilara burada oldukça yani hep farklı düşüneceklerdir. Sanki bu teklifi kabul etmiş gibi olacak. Ama uzaklaşırsa bir süre sonra anlarlar yani. Bu da onun, yani Dilara'nın cevabı olur. Alper de bence heyecanına yenik düştü. O da bence zamanla anlayacaktır nasıl bir hata yaptığını. Evet, bak bu olabilir. Konuşalım bunu. Aşkım.
konuşmayı düşünüyorum. Bu annesiyle ilgili her şeyin bedelini bana ödetmeye kalkıyor. Ablacığım haklısın ama ya sabretsen biraz. Gerçekten senin bu oyunu hiç sevmiyorum ben. Her şey hemen olsun istiyorsun. Ama yani ya Dilara'ya ya benim onun gerçek annesi olmadığımı söylerse ne yapacağım? İyi de Bora'nın bunu söylerse eline ne geçecek ki? Ne bileyim ben yani anlamıyorum zaten niye böyle yaptığını. Ya bu çocukluğundan beri beni sevmiyor biliyorsun. Ablacığım lütfen, lütfen senden rica ediyorum. Bir kez sabret, ne olursun ya. Acaba sen de bir Dilara ile yurt dışına gitsen? Olur, olur, güzel olur. Dilara Aytekin. Buyurun benim. Paket sizin. Benim mi? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kutunun içinde tam 15 adet pembe gül var. Seni aşkla ve umutla beklediğim her yıla bir pembe gül. Bir tane de beyaz gül var. O da bu yılımız için. Bizi çok güzel günler bekliyor. Seni sevmeye ve sabırla beni sevmeni beklemeye devam edeceğim Dilara. Alper. Ortak ne haber? İyiyim. Çalışıyordum ya. Dalmışım. Dur yapma. Hek yapma. Sakin ol. Otursana. Ne bileyim. Alışmışım ben. Hem sen bana kaynakçı derdin. Artık ortak. Kaynakçı bitti. Hadi çıkmıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Ya kızım artık patronsun. Yani kendini bu kadar yorma. Senin aklına ihtiyacımız var bizim. Patron konusunu bir daha konuşsak birlikte. Benden patron falan olmaz. Tamam, konuşuruz. Ama dışarıda konuşacağız. Yemek yerken konuşuruz. Tamam. Hadi. O zaman ben bunları toparlayıp geleyim. Ben çıkıyorum hocam. Bekliyorum. Hadi. Oğuz ya, ne gerek vardı? Dışarıda yerdik. Şimdi boş boşuna uğraşacaksın. Ya uğraşmak ne demek? Ben yemek yapmaktan zaten keyif alıyorum. Sana yapıyorsam daha büyük keyif alıyorum. Şimdi hadi gel, gel bakayım şöyle. Gel, otur. Ay, uzat ayaklarını da. Uzat, uzat. Ha, dur, şunları da düzeltelim. Şimdi başka bir arzunuz yoksa ben mutfağıma geçiyorum. Nasıl oldu? Bekle, ben de yardıma geliyorum. Şef. Et. Hazır mısın? Thank you.
sonra il vostri spaghetti alla bolognese sono pronti. Buon appetito. Çok güzel görünüyor. Ellerimize sağlık. Başlıyorum. İnanılmaz güzel olmuş. Bence bunun formülünü kimseye vermeyelim. Hatta patentini alalım. Oğuz, bugün için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir gündü. Benim için de öyle. Sayende muhteşem bir gün geçirdim. Fantastico. Ya hiçbir şey içmemişsin. Çok geç olmuş. Benim eve gitmem gerekiyor. Tabağındakiler bitmeden bir yere gitmiyorsun. Hadi bakayım. Hadi hadi. Yavaş kızım, yavaş, sakin. Tamam, beraber çıkarız. Ben seni bırakırım. Afiyet olsun efendim. Artık yaşananları konuşmanın zamanı geldi. Son zamanlarda yaşadıklarımız ailemizin prestiji için hiç iyi olmadı. Çok önemli bir iş dönemine giriyoruz. Amerikalı müşterimizin gemisinde sona yaklaşıyoruz. Bu süreçte hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Lütfen bir süre yeni problemler çıkarmayalım. Kimse benden habersiz iş yapmayacak. Bora, kapat şunu. Tamam baba. Alper'in o akşam yaptıkları benim açımdan kabul edilemez. Sürpriz sevmediğimi anlayamamış. Bu konu şimdilik rafa kaldırılacak. Halletmemiz gereken büyük projeler var. Tüm aile işimize konsantre olalım. Bora, yarın çok geniş kapsamlı bir sunum istiyorum. Hem geminin son durumu hem de pervane konusunda. Baba. Yarın. Dilara, sana da daha önce dediğim gibi şirkete daha fazla ilgi göstereceksin. Ceylin, hoş geldin. İyi akşamlar. Afiyet olsun herkese. Ben odama çıkıyorum müsaadenizle. Ceylin, neyin var? Bir şeyim yok. İyiyim enişte. İşte bu aralar iş güç, yoğunum biraz. Seni son zamanlarda işte pek göremiyorum. Benden kaçtığını düşüneceğim. Olur mu öyle şey enişteciğim? O nasıl söz öyle? Yani siz de biliyorsunuz ki yat bölümünün gözü genelde dışarıda olur. Müşterilerim de hep dışarıda görüşmek istiyor benimle. Bir ara uğra, işler nasıl gidiyor konuşalım. Tamam patron. Ben yarın bir rapor hazırlarım. Size güzel bir sunum yaparım. Olur. Afiyet olsun size. Otur kardeşim. Otur. Sencer'in rakiplerine bilgi sızdırdığını biliyoruz. Hayır, onlarla ben... Uzatma Tolga. Elimizde belgeler de var. Hesap hareketlerini takip ettik. Bu Sencer'le senin aran. Bizi hiç ilgilendirmez. Ama senden biz sadece birkaç bilgi istiyoruz. Hakan, siz detayları konuşun. Ben geliyorum.
Efendim Celil? Yiğit, Sencer çok tuhaf davranmaya başladı. Ne gibi? Bilmiyorum yani, bana neredeydin, ne yapıyorsun gibi bugüne kadar hiç sormadı, soruları sormaya başladı. Bir şey mi biliyor sence? Ya, beni takip ettirmiş olup seninle buluştuğumu görmüş olabilir mi? Anladım. Bu dönemde Sencer bana geldiğini bilmemeli. Peki sen ne dedin? Ben hallettim, o problem değil. Ama ben Sencer'i tanıyorum. Kesin bir şeylerden şüpheleniyor Yiğit, kesin. Çok dikkat etmemiz lazım. Tamam. Biz anlaştık değil mi Tolga? Bize bazı bilgiler verecek. Dediğinizi yaparım. Ama benim için çok tehlikeli, inanın bana. Bu fotoğraftakilere öterken cesaretin bayağı yerinde. Tamam ama sizin işinize yarayacak bilgileri evinde saklıyor. Çok daha zor onlara ulaşmak. Halledersin sen Tolga, halledersin. Sencer asla tek ata oynamaz. Her zaman bir yedekte planı vardır. Unutmayın bunu. Sadece ben size yetmem. Bizim de birçok planımız var kardeşim. Sen hiç sıkıntı yapma. Şimdi ben bu fotoğrafları götürür Sencer'e verebilirim. Ya da sen bizimle işbirliği yaparsın ve Sencer'i hapse tıkarız. Anladın mı? Nasıl açacaksınız davayı? Sizi uzaklaştırmadılar mı? Çok kurcaladı Tolga. Sen bize istediğimiz belgeleri ver, sonra mahkemeye çık, tanıklık yap yeter. Zaten sonra Sencer'de bir problemin olmayacak. Olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. En zor anımda hep yanımda oluyorsun. Biliyorsun ki senin için yapmayacağım şey yok. Sadece mutlu olmanı istiyorum. Ben zaten sen benim yanımdayken mutluyum. Bir de böyle boynunu önüne eğdiğin zaman beni çok üzüyorsun biliyor musun? Yani bak gece uykum falan kaçıyor. Ertesi gün çalışamıyorum falan. Hadi ortana yapma böyle şimdi. Oğuz, sen böyle söylediğin zaman benim üstümde çok büyük bir sorumluluk oluyor. Baksana hem dedem bile farkında bunun. Ne? İşte senin her şeyi bana bağlamanın, benden bir karşılık beklemenin. Ben sana bir şey bağlamıyorum ki. Sadece yanımda olmanı istiyorum, o kadar. Bak, ben hayatım boyunca sadece Alper'i sevdim. Başka birini sevebilir miyim bilmiyorum. Hatta başka birini nasıl seveceğimi bile bilmiyorum. Çünkü ben gözümü açtığımda Alper vardı benim karşımda. Sevmeyi o öğretti bana. Ben seni üzmek istemiyorum. Bak, Nehir. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece yanımda ol. Başka bir şey beklemiyorum senden. Ama bir gün, o gün belki hayatımın son günü olsa bile, bir gün belki beni seversin diye bekleyeceğim. Bunu aklının bir köşesine yaz, olur mu? Kızım sen bela mısın başıma? Benimle düzgün konuş Bora. Birkaç kez birlikte olduk diye nedir senden çektiğim ya? Onu o zaman düşünecektin. Bak, ne olur çok büyük sorunlarım var. Lütfen beni rahat bırak. Oh ne güzel hayat, kullan at. Öyle mi? Ne istiyorsun söyle bak. Anlaşabiliriz, bir orta yol buluruz mutlaka. Anlaşmamız için önce telefonlarıma çıkman lazım. Görüşmemiz lazım. Tamam, tamam. Söz arayacağım. Buluşup konuşacağız. Beni bırakman için ne yapmamı istiyorsun sen de düşün iyice, tamam mı? Çok aşağılık bir adamsın, çok. Anlat bakayım. Neyi anlatacakmışım? Bora'yla ne işin var? Neden hep sürekli bana ters davranıyorsun? Neden hep sürekli üstüme geliyorsun?
Lafı dolandırma Semah. Bana bir açıklama borçlusun. Borçlu falan değilim. Sen Alper'le birlikte olduğun için bana hesap verdin mi? Ben niye veriyorum? Saçmalıyorsun. Onunla o aynı şey değil. Aynı şey veya değil. Ben senin benim yanımda olmanı istiyorum. Ama sen sürekli bana ters davranıyorsun. Hep kızmak yerine bir kere dinlesen. Seni dinlemem için önce doğru düzgün davranman gerekiyor. Canımın istediği gibi davranıyor. Yeter artık. Gelme üstüme. Açtığınıza göre hala uyumamışsınız demektir Nehir Hanım. Halbuki çoktan uyuyup rüyalara dalmış olmanız gerekirdi. Sen uyumazsan ben senin rüyalarını nasıl süsleyebilirim ki, değil mi? Lütfen işimi kolaylaştır biraz ama. Ortak. Şaka bir yana, biraz da ciddi konuşmak gerekirse kendimi bildim bileli gemicilik işindeyim. Hatta tersaneye doğdum diyebilirim. Dünyanın dört bir tarafında bu iş için bulundum. Eğitim aldım, eğitim verdim. Ama senin gibi seni görmedim. İnan bana, görmedim. Sana çok aşığım. Şu an bir kabul etsen beni. Seni sırtımda İstanbul'da gezdirebilirim. Boğazı yüzerek geçebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim. Beni bir kabul etsen, ne istersen onu yaparım. Ama şunu da bil. Bu söylediklerimi seni sevdiğim için söylemiyorum. Sen bu işte en iyisin. Evet, şimdi yavaşça elindeki tableti yere bırakıyorsun. O güzel kafanı yastığa koyuyorsun. Ve güzelce uyuyorsun. Ha, bu arada çantanın ön gözünde senin için bir şey var. İyi geceler. Güzellik, baksana. Pardon? Nereye gidiyorsun kıstık? Sen git de biz seni sırtımızda taşırız. Dağ başı mı canım burası? Uzak durun benden. Oo, yavruya bak, sert yaptı. Nereye gidiyorsun? Sohbet ediyorduk. Ne sohbeti ya? Vallahi polis çağırırım şimdi. Sakin ol yavrum, sakin ol. Alper, çok korktum. Korkma, ben buradayım. Yürüyün lan! Böyle şeyler olmazdı burada ya. Hiç belli olmaz. Bundan sonra sabah sporunda sana ben eşlik edeceğim. Seni asla yalnız bırakmam. Sen işe gitmedin mi? Ya aslında gidiyordum da seni görünce yalnız bırakmak istemedim. Takip ettin yani. Tam olarak öyle sayılmaz. Neyse, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra hep yanındayım Dilara. Hep. Sevindiğinde, üzüldüğünde, korktuğunda her zaman yanındayım. Neyse, ben seni eve bırakayım. Bu kadar sabah sporu yeter. Sonra da işe geçeyim. Sonra geç kaldığım için baban haşlamasın beni. Thank you.
seni üzmesine asla izin vermeyeceğim. Seni çok seviyorum. Tahmin ettiğinden daha çok. Aferin. İyi iş çıkardınız. Elinden bağırmış abi. He abi, para da hesaba geçmiştir değil mi? Evet, hesabınızda. Beni unutun. Bütün bu veriler karşısında sizlere söyleyebilirim ki gemiyi taahhüt ettiğimiz zaman da bitirebileceğiz gibi gözüküyor. Bu çok güzel bir haber. Öyle değil mi Oğuz? Üzgünüm ama elimdeki rapor hiç öyle demiyor. Ne raporu bu? Oro Bey'den aldım. Onlar hazırlamışlar. Bu rapora göre siz pervane üretmiyorsunuz. Bu da anlaşmamıza uygun değil. Firma anlaşmayı feshedecektir. Üzgünüm Sencer Bey. Bunun geri dönüşü yok gibi gözüküyor. Benim de elimden fazla bir şey gelmiyor. Siz yine de bu geminin pervanesini üretmenin bir yolunu bulun. Başka şansınız yok gibi görünüyor. Gelen mailleri ben size ileteceğim. Avukatlarınız da cezai şartları incelemeye başlasalar iyi olur. Anlaşma biter Sencer Bey. Pardon, raporu unutmuşum. Nasıl olur? Baba. Ne bu? Baba. Bora ne bu? Bora bu rapor ne? Ne şerefsiz bir şeysin. Sakin ol. Sakin ol, yerde kal. Önce işini yap Bora. Benimle iyi geçinmeye bak, ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsin. Sen de mi? Gelsene. Tamam, tamam. Sakin olun. Tamam. Tamam. Bana bir yolunu bulun. O sözleşme iptal edilmeyecek. Bu kadar avukat çalıştırıyorum yanıma. Bulun bana bir yolunu. Ayrıca bu rapor ne? Nereden çıktı bu? Sencer Bey, biz Bora Bey'le birlikte... Yeter! Bu pervaneyi biz üreteceğiz. Yoksa batarız. Kaç kere söyledim size. Şimdi işinizin başına dönün ve bu pervaneyi üretmenin yolunu bulun bana. Yoksa hepinizi kovarım. Anlıyor musunuz beni? Hepinizi kovarım. Çıkın dışarı. Sorun ne Bora? Sana ne? Sana yardım etmeye çalışıyorum. Bana yardım etmek istiyorsan kız kardeşimin peşini bırak. Bora, şimdi bunun sırası mı? Neyin nerede konuşulacağını sen mi söylüyorsun bana? Daha fazla konuşma, acısını senden çıkarmayayım. Bu şirketin koridorlarında yürümene bile dayanamıyorum. Ne kadar? 9. Bravo. Yaz bakalım. Evet dede. Hazırlıklar başlasın. SMDR'nin kurtuluşu artık sadece bizim elimizde. İhtiyacımız olan tek şey biraz zaman. Ben anlamadım. Artık SMDR'nin kurtuluşu için sadece bir şansı var. O da bizden pervane alması. Mihra Hanım, ekibinizi kurdunuz mu? Görüşmeleri sürdürüyorum. Tamam ortak. Acele etmemiz lazım. Bu pervaneyi yapabilecek tek kişi sensin. Sencer ve tabii ki Bora bunu çok geç fark etmiş olacaklar. Dede,
Sencer'in senden aldığı her şeyi teker teker geri alacağız. Nedir durum? Efendim, gelen maili inceledim. Oğuz Bey haklı. 15 gün ek süre vermişler. Tabii bu zaman zarfında pervaneleri üretebildiğimizi göstermemiz gerekiyor. Yapabilir miyiz peki? Ne yapacağız? Aslında yapabilirdik ama bunu yapabilecek tek elemanımızı kaybetmişiz. Kimmiş o? Nehir Yıldırım istifa etmiş. Ne? Niye benim haberim yok? Sencer Bey, dışarıdan pervane almaktan başka şansımız yok. İmkansız Hakan Bey. Finans müdürü imkansız diyor. O kızı bulun bana. Maalesef ulaşamıyoruz kendisine. Efendim, almak için gerekli nakit yok. Banka desteği de yetmez. Başka türlü anlaşmalara gitmek zorundayız. Birkaç Avrupalı firma var ama şartları çok ağır. Bir çözüm üretemiyor musunuz siz? Ha? Ne işe yarıyorsunuz Allah aşkına? Efendim, aslında bir yer var. Projeleri onaylanan ve üretim yetkisi alan tek yerli firma. Yerli mi? Hani bizden başka üreten yoktu? Hani biz ilk olacaktık? Onlar da oldukça yeniler. Geçen günlerde sunum yaptılar. Kendilerine iyi bir ekip kurmuşlar. Fena değiller. Hemen buldum bana onları. Hemen. Sen az önce kaç gün demiştin? Efendim, 15 gün içinde cevap vermemiz gerekiyor. O firmayı derhal bulun bana. Gel Hakan. Merhaba Basar'cığım. Hakan, bir yolunu buldum galiba. Abi sen istiyorsan yaparız da sen görevinin başında olmayınca elimiz kolumuz bağlı oluyor. Bensiz yapacağız. Başka çaremiz yok. Sencer'i başka birinin açtığı davada sanık olarak mahkemeye çıkaracağız. Herkes çok korkuyor adamdan. Kimse cesaret etmez. Biri cesaret etmiş bile. Şu dosyaya iyi bak Hakan. Bu adamla buluş. Mutlaka bir şeyler biliyordur. Tolga'yı tanık yapmasını sağla. Tolga tanık kürsüsüne çıksın, bu bize yeter. Bul bu adamı Hakan, bul. Baba özür dilerim. Niye? Bütün parayı harcadığın için mi? Baba araştırma yaptırmıştım. İflas ettireceksin bizi. Farkında mısın? Senden bir halt olmaz. Git hadi, git. Nereye istiyorsan oraya git, gözüm görmesin seni. Efendim, firma ile irtibata geçtik. Tamam, çağırın toplantıya. Çağırdım, 5'te bizde olacaklar. Güzel. Toplantı odasını hazırlayın. Bir tane de sözleşme hazırlayın. Onlarla anlaşmanın yolunu bulurum ben. Tamam efendim. Oo, Oğuz Bey, keyfiniz yerinde bakıyorum. Dede, artık o elimize düştü. Aa, böyle söylediğine göre bildiğin bir şey var herhalde. Benim bildiğim bir şey yok. O biliyor. Nehir olmadan bu pervaneyi bu sürede kimse yapamaz. Yurt dışından getirseler yetişmez. Ayrıca paraları da yok. O yüzden burada bizimle yapmak zorundalar. Daha doğrusu onunla. Kim gidiyoruz toplantıya? Gitmiyoruz. Onlar gelecek. Gel. Efendim Ceylin,
Yat bölümünün raporlarını getirmiştim. Dün konuşmuştuk yani. Boş ver şimdi onları. Başımızda daha büyük dertler var. Ben çıkayım sonra geleyim o zaman. Ceylin. Yiğit'le görüşüyor musunuz hala? Yok. Geçen gün öyle ayaküstü karşılaştık, konuştuk. Çok özledim falan dedi ama... Ya enişteciğim ben yani nasıl söylesem... Ben ona çok kırgınım. Sonuçta ben buradayken arkamdan onca iş çevirdi. Bir daha da affedebilir miyim bilmiyorum sonuçta. Anladım. Bir daha rahatsız ederse haberim olsun. Yok, bence net bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum. Öyledir herhalde. Peki. Yat bölümünün işlerine sonra bakarız. Sencer görüştüğümüzü biliyor. Şu dosyayı versene. Ne bu telaş? Alper, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz toplantıya girmiyor musunuz? Toplantıdan benim haberim yok. Benim acil bir işim var, oraya gidiyorum. Nereye gidiyorsunuz? İsterseniz ben sizi bırakayım. Yok, ben kendim giderim. Teşekkür ederim Alper. Peki. Ben dayanamıyorum artık. Gerçekten dayanamıyorum. Ne oldu Ceylin? Yiğit şimdi de beni Alper sorguya çekti. Nereye gidiyorsun, ne yapacaksın, toplantıya girmeyecek misin diye. Ya da bana öyle geliyor. Ama gerçekten çok zor bir durum bu Yiğit. Ben yapamayacağım galiba. Bak Ceylin, sen gerçeği bildiğin için herkesin bunu bildiğini zannediyorsun. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hele Alper, ne alakası var? Ne bileyim ben Yiğit. Yani sonuçta Alper Celil'in oğlu. O gece birdenbire böyle garip garip teklif etmeler, nehirden ayrılmalar. Ben hepsinden şüpheleniyorum artık. Gerçekten Yiğit çok, çok zor yani. Ceylin, lütfen kendini bırakma. Bak şu kadarcık zamanda bile ne kadar tehlikeli bir dünyalar olduğunu görüyorsun. O şirketin böyle iç içe tuhaf ilişkileri var. Düşün bir de. Eğer ben haklıysam nehire kim bilir neler yaparlar. Kızcağızın zaten bir yaşında şansı yaver gitmiş. Şimdi onu ateşe atmayalım. Haklısın. Haklısın Yiğit. Tamam. Ben bir anda kontrolümü kaybettim işte. O zaman ben eve geçiyorum şimdi. Sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam. Saklamalıyız. Unutma. Tamam Yiğit. Tamam. Bey haber verdiniz mi? Aradım, açmadı. Bora'nın başka işleri var. Onsuz yapacağız toplantıyı. Nerede kaldılar bunlar? Ha? Güvenliğe haber verdiniz mi? Evet efendim. Gelince hemen yönlendirecekmiş. Soner Usta. Nedir durum? Pervanemizin balansını 2 grama kadar düşürdük. Vibrasyonumuz yok efendim. Pervanemiz uygun bir şekilde hazırdır. Teşekkür ederim. Kolay Rica gelsin. Efendim. Sağ olun. Ara.
Arayın şunları ya. Aradı mı açmadılar. Küçük firmalar böyle saygısız oluyor Sencer Bey. Kurumsallık beklemeyin. Tamam tamam arayın işte uzatmayın. Alo. Murat Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun Murat ben. Murat Bey saat 5'te toplantımız vardı. Evet vardı. Sizi bekliyoruz. Hayır biz sizi bekliyoruz. Nasıl olur? Ne diyor? Efendim şey... Ver şunu ver, ver. Alo. Alo buyurun ben Murat. Murat Bey saat 5:30'a geliyor. Biz de sizi doğru dürüst bir iş yapıyorsunuz sanmıştık. Beyefendi aynı şeyi ben de düşünüyorum. Saat 5:30'a geliyor ve yana yakıla bizden pervane isteyen SMDR hala karşımızda değil. Anlamadım. Kimle görüşüyorum ben? Sencer ben. Bak Sencer. Şimdi durumu sana şöyle özetleyeyim. Bugün bizden acilen toplantı isteyen kimse onun gelmesi lazım değil mi? Şu durumda siz bize muhtaçsınız biz size değil. O yüzden saat 5'te bekliyoruz derken siz anlamamışsınız. Şimdi patronuna söyle. Benim patronlarım az evvel çıktılar. Eğer yarın görüşmek isterlerse randevu ayarlarım. Tamam, tamam. Yarın için bir randevu ayarlayın. Bunlar beni tanımıyor galiba. Ayaklarına çağırdıklarına göre bir gidip görelim bakalım kimmiş bu densizler. İyi akşamlar Ceylin Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi akşamlar Celil Efendi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. O gün de bir türlü görüşemedik, konuşamadık partiden sonra. Bizim oğlan ortalığı biraz karıştırdı tabii. Öyle oldu biraz, öyle oldu. Nasıl o rapor işinize yaradı mı? O gün gerçekten kusura bakmayın, o kadar çok işim vardı ki alelacele getirebildim. Yaradı, yaradı Celil Efendi, teşekkürler. İyi, sevindim. Dediğim gibi. O gün gerçekten o kadar çok işim vardı ki Sencer Bey de arayıp bir sürü şey rica etti. Neyse ki ama sonunda tatlıya bağlanmış. Tamam Celil Efendi. Yani bir rapora ihtiyacımız vardı. Cevabını çok merak ediyorduk. Aldık cevabımızı. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim. Alo. Müsait misin? Şimdi girdim eve. Pek müsait değilim aslında iyi. Bugün sesin biraz tedirgin mi? Buluştuğumuzu biliyor demiştin. Yiğit kesin bir şeyler biliyor, kesin. Bak Çelin, çok dikkatli ol. Ya saçmalama Yiğit, sonuçta bana ne yapabilir ki? Derdi ben değilim adamın. Çelin, onun neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Ben sadece bunu ispatlayamıyorum. Ama bir gerçek var. Sencer çok tehlikeli biri. Alo. Celin orada mısın? Tamam hayatım ben seni ararım sonra. Küçük kızını da öp benim için olur mu? Tamam bay bay. Hayırdır Tolga? Ödümü kopardın böyle karanlıklarda beni takip ediyormuş gibi. Siz de beni şaşırttınız Celin Hanım. Ben bu evde yaşıyorum Tolga. Sen ne yapıyorsun hayırdır? Sencer Bey eve bir şey bırakmamı söyledi. Odasına koydum gidiyorum şimdi. Hı. Ablam yok mu? Görmedim. Hizmetçi açtı bana kapıyı. Anladım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu mu tehdit etti sizi? Evet. Bakın. Tolga'yı tanık olarak gönderirseniz
size yapılan bütün baskıları itiraf edecek. Tamam da şimdi Sencer'in adamını tanık olarak göstermek mantıklı mı sizce? O bizim muhbirimiz. Hem size yapılanları hem de daha büyük suçları itiraf edecek. Bu mahkeme Sencer'in bittiği mahkeme olacak. Vallahi bilemiyorum ki kardeşim. Yani bir yandan da o şerefsizin mahvoluşunu görmek istiyorum tabii. Bakın, sizin gibi mağdur bir firma daha var. Oranın çalışanlarına da şiddet uygulanmış. Oradan bir tanığımız var. Eğer o da Sencer'in azmettirdiğini itiraf ederse her şey değişir. Yeter ki siz kabul edin. Peki. Zaten bizim suçlamalardan mahkeme en fazla para cezası verir. Madem öyle, hak ettiğini bulsun Sencer Aytekin. O zaman avukatınızla görüşelim. Geri çekildin yine. Alper, benim biraz düşünmem gerekiyor. Zamana ihtiyacım var. Nasıl desem, sen çok sabırsızsın. Sabırsız mı? Bak, aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmayalım. Geçmiş geçmişte kaldı. Ama bence şimdi biraz ikimizin de dinlenmeye ve düşünmeye ihtiyacı var. Senin kadar hızlı yön değiştiremem ben. Hem ailemin fikirlerine de önem veriyorum. Peki, sen bilirsin. Şu dönem babam için doğru bir dönem değil. İşlerinde de büyük sorunları var. Evet, ben de fark ettim ama beni pek dahil etmiyor. Neden acaba? Ya tamam Dilara. Bu itirafın bir bedeli olacağını biliyordum. Her şeyi göze aldım. İsterse kovsun beni. Birlikte olmamız için çekmem gereken neyse hepsini çekmeye razıyım. Derdimle ilgilenmekten seninle hiç ilgilenemedim. Yok abla. Ben de sana haksızlık ettim biraz. Ama senden biraz daha anlayışlı olmanı bekliyorum. Bırak benim de hatalarım olsun ki doğrusunu öğrenebileyim. Ama benim yaşadığım şeyler... Onlar senin yaşadıkların. Ben seni çok seviyorum. Senin de beni... bizi çok sevdiğini biliyorum. Ama sen bizi sorumluluğunmuş gibi görüyorsun. Beni hatalardan her zaman kurtaramazsın. Bırak benim de hatalarım olsun ki doğrusunu öğreneyim. Ama öyle değil ki aslında. Ama öyle hissediliyor abla. Adamın biri gelip seni üzdüğü zaman ben çok üzülüyorum. Sana kızmıyorum. Senin hatan demiyorum. Eğer aynı şeyi ben de yaşıyorsam, biri gelip benim duygularımla oynadıysa, beni kullandıysa. Şş, gel bakayım buraya. Üzme sakın kendini. Bak burayı için değmez. İnan bana hiç değmez. Bak bana. Bizi kimse yıkamaz. Ben senin her zaman yanında olacağım. İyi akşamlar Sencer Bey. Gel bakalım Alper. Yarınki davayı konuşmak için geldim. Ay, o yarındı değil mi? Ne durumdayız peki? Bir şey çıkmaz o davadan. Ben birini gözaltındayken serbest bırakmıştım. Hatırlarsınız. Şimdi de benden şikayetçi olmuş. Niye? Onu serbest bıraktın diye mi? Boş işlerle uğraşıyorlar, boş. Şu yarınki mahkemeye ben gelmesem, sen avukatlarla gitsen. Yarın çok önemli bir toplantı var da. Geçen celsede hakim sizi de görmek istemişti. O yüzden gidelim. Gidelim ki kendimizi gösterelim. Peki. Oradan çıkınca da toplantıya gideriz beraber. İyi akşamlar Sencer Bey. İyi akşamlar abi.
Evet, tanığı dinleyebiliriz. Evet oğlum, anlat bakalım bildiklerini. Sencer Aytekin ve dava konusu olan olay hakkında neler biliyorsun? Ben... Efendim, Sencer Bey hakkında yapılan bu suçlamalar... Bütün bu suçlamalar gerçek dışıdır. Sen ne söylediğini zannediyorsun? Avukat Bey, tanığınızı dinlemeye çalışıyorum. Oturun lütfen. Devam et evladım sen. Hakim Bey, ben Sencer Bey'in ona en yakın çalışanıyım. Sencer Bey hakkında açılan bu suçlamalarla ilgili diyeceğim tek bir şey var. O da Sencer Bey hakkında yapılan iddiaların asılsız ve de gerçek dışı olduğudur. Yazıklar olsun sana. Gelin. Kahve çok iyi geldi ya. Teşekkür ederim. Esas senin gelmen çok iyi oldu Nehir'cim. Nasıl yeni işinde durumlar? Güzel. Biraz yoğun. Yani sistemi oturtmaya çalışıyoruz. Ama keyifli ya. Yani sonuçta sevdiğim işi yapıyorum. Mutluyum. Tabii ki. Ne güzel. Olur inşallah ya. İnşallah. Nehir. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, buyurun. Pardon, bu telefona bakmam lazım. Efendim Hakan? Abi, adam çark etti. Ne? İnanamıyorum, çark etti abi. Sencer Bey şöyle iyidir, böyle iyidir. Olamaz Hakan, olamaz. Neyse Hakan, Sen gel, ben de konuşuruz. Bir şey söyleyecektiniz bana. Nehir'cim, benim acele işim çıktı. Daha sonra konuşsak olur mu? Olur. Ben de zaten işe geç kalacağım. Gitmem gerekiyor. Tamam. Görüşmek üzere. Işıklık böyle. Teşekkür ederim teyzoş. Babam burada takılmamı istiyor. Biraz ben de geldim ama hiçbiri yoklar. Aa, mahkemeye gittiler. Birazdan gelirler. Ne mahkemesi? Panikleme kuzucuğum ya. Allah Allah. İş hayatının yarısını öterdi. Yarısı da mahkemede geçer. Neyse sen şimdi bunları boş ver de biz seninle hiç konuşamadık. Alper'in sürprizi konusunda mutsuz olduğunu biliyorum. Ama nasıl bir tavır aldın? Fikrin ne? Ne yapacaksın? Desteğe ihtiyacın var mı? Bilmiyorum teyzeciğim ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten sadece akışına bırakmak istiyorum. Acil gelmen lazım. Dilerciğim, bir müşterim mesaj attı. Benim acilen çıkmam gerekiyor. Sen burada takılırsın, olur mu tatlım benim? Olur. Thank you.
Buyurun, kime bakmıştınız? Murat Bey ile toplantımız vardı. Buyurun benim. SMDR'den geliyoruz. Bir toplantımız vardı. Pervane ile ilgili. Yetkili biriyle görüşebilir miyiz? Haberim var geleceğinize. Ben sizi patronlarla görüştüreyim. Buyurun. Götür bakalım patronlara. Böyle buyurun. Ben sizi biraz bekleyeceğim. Patron müsait mi diye bir bakayım. Patron müsait. Buyurun. Geç kaldınız ya. Vallahi ben de eve gidiyordum. Otursanıza. Şaka mı bu ya? Tolga sattı bize. Nasıl olur ya? Nasıl olur Yiğit? Ya Sencer babasını mahkeme salonuna getirmiş. Bir şekilde tehdit yani. Bu adamın her şeyden haberi olmak zorunda mı ya? Her şeyden mi haberi var? Yiğit biz ne yapacağız? Ya bizden de haberi varsa? Sakin ol Ceylin. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Yiğit? Nasıl sakin olayım? DNA? DNA'dan da haberi var mıdır? Vallahi bizde sizin gibi modern kahve makineleri falan yok tabii. Küçük bir fabrikayız. Ama fabrika çayı iyidir bilirsiniz. Tavşan kanı. İçseniz de sizde. Bu yanına kalmaz. Başına iş açtın. Aa, öyle mi? Nasıl? Yetkini menfaatlerin doğrultusunda kullandın. Buna Amerika'daki şirketin ne diyecek? Ne menfaatleriymiş o? Ben bir şey yapmadım ki. Pervane üretme işine girişen sensin. İşi iyi yönetemeyen de sensin. Buna rağmen şirketime olumlu mail attım ben. Sen kendini akıllı mı sanıyorsun? Ben mecbur bırakmadım. Oğlun. Veliahtın mecbur bıraktı. Ayrıca raporu da o hazırladı. Haddini bile öyle konuş. Bora. Ayrıca o rapor hiçbir şey ifade etmez. Yanlış deriz. Evet. O raporda Amerikalı şirketlerle yapmış olduğumuz anlaşmayı olumsuz yönde etkileyecek bir madde yok. Sadece pervanelerle ilgili ufak tefek yanlışlıklar var. Basit, önemsiz yanlışlıklar. Tamam, siz bilirsiniz. Madem önemsiz, basit yanlışlıklar. Toplantı bitti. Çok acı çekeceksin. Pervane yapacak paran yok. Oğlun bütün parayı boşa kullandı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ama esas sorun o değil. SMDR pervane yapacak bilgiye sahip değil. Onu anca burada yapabilirsiniz. Ha, bu arada beni Amerika'daki şirketime şikayet etme bence. Oldukça canın sıkılacaktır. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz pervane üretim atölyesi benim değil. Ben sadece misafirim. Sahipleri birazdan gelecek. Çok şanslısın aslında. Çok iyi insanlar. Sizi de ben yönlendirdim onlara. Yoksa iflasın eşiğine gelirdiniz. Eğer kötülük yapmak isteseydim size burada pervane ürettirmezdim. Feryal Hanım, size bir şey söylememiz gerekiyor. Siz ablam Asu ile konuştuktan sonra biz emin olmak için DNA testi yaptırdık. DNA sonucunu almak için Celil hastaneye gitmiş ve sonuç olumsuz. Sonra anladık ki
aslında DNA'ları eşleşiyor. Yani? Yanisi, evet. Nehir Asu'nun kızı. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Baba, bence oyun oynuyorlar. Hadi gidelim artık. Bizi bu kadar bekletmeniz iş ahlakına uygun değil Oğuz. Sakin olun canım, birazdan gelirler. Oo, patron. Buyurun. Merhaba Sencer. Hoş geldin. Sürprizin bu mu? He? Türkiye'de bu pervaneyi üretebilecek bilgiye sahip tek adam Ethem mi? Yani SMDR'de olmayan bilgi Ethem'de var, öyle mi? Güldürmeyin beni. Ayrıca ala ala bu fabrikayı mı aldınız? Ha Ethem, yıllar sonra karşıma bu fabrikayla mı çıkacaktın? Bu fabrika bile değil, atölye, atölye. Siz rot balans yapın, pervane falan yapamazsınız siz. Hatta birkaç parça bozuk motor yollayalım da onları tamir edin siz. Yani şimdi benim kızımın, Nehir'in hayatı tehlikede yani, öyle mi? Buna kuvvetli şüphe diyebiliriz. Ya şüphesi var mı Yiğit Bey? İşte bu çocuk kaçırılmış. Hangi iyi niyetli insan bir bebeği kaçırır ki? Peki Murat'ın bu konuda bir kabahati suçu var mı? Bakın Feryal Hanım. Bütün bilgiler eksik. Her şey yarım yamalak. Bilgisi olan herkesle tek tek konuşarak parçaları birleştirmeye çalışıyorum. Ama emin olduğum bir tek şey var. O da kızınızın hayatındaki en tehlikeli kişi Sencer Aytekin. Gerçekten kötü davranılmasını hak eden bir adamsın. Seni kurtarmaya çalışıyorum ama... Bu toplantı çok gereksiz bir toplantı. Daha önce de dediğim gibi, siz pervane falan yapamazsınız. Yaparız.